var. O gün bu meydanda sürdürülebilir, insanca, onurlu bir yaşam talebini haykıran Hopalılardan emekli öğretmen Metin Lokumcu, çevre illerin bile gaz stoğunu tüketecek bir polis saldırısıyla katledildi. 10 yıl önce HES'lerle yaşam alanlarımız talan edilmeye çalışıldı. Bugün bu talan Hopa sahili dolgu projesiyle, İkizdere'de ve Van'da taş ocağı projeleriyle devam ediyor. Metin Hoca önce Atmaca'yı tanıyacaksınız demişti. Bu projelerle doğayı katledenler, siz de önce Atmaca'yı, kırmızı benekli alabalığı, ağaçları, denizi, iskeleyi, çay tarlalarındaki alın terini ve bunlar için mücadele edenen, direnen halkın iradesini tanıyacaksınız. Yoksunluğa, işsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe direnen bu halk, birbirinin sesine ses olmaktan, omuz omuza direnmekten, direne direne kazanmaktan alıyor gücünü, inadını ve inancını. Bu inat ve inançla Metin Lokumcu'nun mücadelesini de, adalet arayışımızı da sürdüreceğiz. Metin Hoca'nın omuzdaşı olan Hopalıların, deresine, suyuna, çayına, geleceğine sahip çıktığı için yargılandığı 21 Haziran'daki duruşmada Hopa Adliyesi'nde Metin Lokumcu davasının 28 Haziran'da görülecek ikinci duruşmasında Trabzon Adliyesi'nde adalet talebimizi yükselteceğiz.